90'lı yıllarda efsane dizi Süper Baba ile hafızalarda yer eden ünlü oyuncu Sevinç Erbulak, yaklaşık bir yıldır birlikte olduğu mühendis Volkan Cengen ile geçen hafta evlendi. Nikahı Erbulak'ın 30 farklı dilde evet demesi damga vurdu. Sevinç Erbulak ve Volkan Cengen düğünde balkona çıkıp şarkılar söyledi. Hayat benim her anımı yaşadıkça Erbulak, arkadaşlarının Candan Erçetin'in Vay Halime şarkısı eşliğinde yaptıkları koreografiye eşlik etmeye çalıştı. Ünlü oyuncu, arkadaşlarının yaptığı davul şovunu görünce de çok mutlu oldu. Çiçeği burnunda evli çift, magazin altının sorularını yanıtladı. Nasılsınız? Yorgunuz. İyiyiz ama. Düğünün yorgunluğunu da atamadık sanırım. Yok, vallahi atamadık. Yok. Nasıl geçti efendim? Düğün çok konuşuldu. Ya güzel. çok güzel geçti. Biz aslında öyle hani çok konuşulacak falan, hiç hani kendi içimizde çok mütevazi bir şey yapmayı hedeflemiştik. Zaten öyle insanlarız ama benim çılgın arkadaşlarımın düğün içindeki sürprizleriyle böyle birdenbire biz de ay ne kadar güzel bir düğün, içindeyken anlamıyorsunuz ya. Sevinç Erbulak düğün eğlencelerine devam edeceklerini ifade etti. Bu arada düğün bitmedi. Ben onu haberini vereyim. Diyorsun ya, özel olarak sormak istediğim İki tane şey var. Daha var. İki düğünümüz daha var. şöyle olacak. Tam düğün değil aslında. Tam düğün değil de şöyle. O zaman biz daha aşılanmamıştık. Biz şimdi aşılıyız. Bu düğün günümüzü falan daha önce aldığımız için iki tarafın da ailenin daha büyük yaşı da geçkin olanları daha büyük, daha ağır toplarını da sakladık, onları koruduk. Birbirimizden koruduk aslında yani. Bodrum'da ablamın çok tatlı bir evi var. Orada böyle bir de şimdi iki aileye bir şey yapacağız. İkinci bir düğün. Gelinlik şeyde, gelinlikçi de temizleniyor, kısaltılıyor, spor ayakkabılı bir hale getiriliyor. Buna bir gelin olarak, yeni bir taze bir gelin olarak çok seviniyorum. Çünkü bir kere giymemiş olacağım. İki düğünümüz daha var. İkincisi de benim daha doğrusu bir arkadaş grubum var. Onlarla Sevinç'le tanışmadan önce yapmış olduğumuz bir plan var pandemiden dolayı. Ertelendi bir mavi tur. Orada böyle küçük bir arkadaş grubu içinde ne bileyim atlı mayo, üstte smoking falan böyle eğlenceli bir orada şey. Tam düğün değil aslında onun ama. Onun sonu olur mu? Onun sonu gelinlikle denize atlamak. Bir de öyle bir şey var. Yani İstanbul bacağımızı bitirdik. Daha küçük bir grupla bitirdik. İşte 100 kişilik bir düğün yaptık. Şimdi aile büyüklerimizle Bodrum sefamız var. Ondan sonra da işte. Volkan'ın arkadaşlarıyla tekne düğünümüz var. Bence dördüncüye de ilerliyoruz. Arada giyersin sen. Arada giyersin. Bence atlama arada giyersin sen onu yani o kadar. Volkan Cengen, Erbulak'a evlenme teklif etmediğini söyledi. Evlenme teklifini sormak istiyorum. Nasıl bir evlenme teklifi geldi? Ettin mi? Bence etmedim yani biz yani tanışalı neredeyse bir yıl oldu. Tam bir yıl olmadı. Daha birinci yılımız ama, oldu. Yani biz çok kısa sürede birbirimize aşık olduk. Yani bu bir şey değil gerçekten. Yani bir yıldırım aşkı vesaire falandansa kafaların uyuşması. Çünkü belli bir yaşa gelmiş iki insanın artık bir ilişki yani bazında bir şey beklemeyen ama beklenmedik bir anda gelen bir şey. Aynen. Ve ben ilişki başladığı zaman insanlara şöyle anlatıyordum. Beni tanıyorlar, beni tanıyorsunuz diyordum. Benden bir tane daha ve kendisi de aynı şekilde beni anlatıyormuş. Bu ilişkinin gideceği yer belliydi. İlişkinin süreci içerisinde hani o evlenelim vesaire falan. Yani bir teklif olmadı ama anlatabileceğim bak şekilde... bu gelin olmuş gitmişim, atabilmişim gitmişim. Sana anlatabileceğim bir evlilik teklifim yok. Yüzük aldı bana Volkan ve hani böyle nerede evlenelim falan dedi yani öyle söyleyeyim. Ben böyle yapılır mı ya? Bir teklif edeceksin dedim yani.
Aşk olsun. Aşk olsun. Bence ikinci düğün için bir daha. Bence de Bodrum'a kadar. Tabii tabii yapabilirim belki bir şeyler. Tam ay dönümü. 21 Haziran İstanbul'du. Şimdi büyük aile düğünümüz, yani küçük büyük aile düğünümüzde 21 Temmuz tam bir ay sonra. Ondan bir 15 gün sonra da tekne. Bunlardan birinin arasında bence bir teklif olacaktır. Ben onu size anlatırım sonra. Evet, şu anda verdi, şu anda verdi şeyi. İstek geldi bence. Cengen, Erbulak'la tanışma hikayelerini anlattı. Ya ikimiz de aslında bu konularda çok açık olabilen insanlar değilmişiz. İki utangaçlık. Onu anladık. Tabii iki utangaç. Bizim hani ilk tanıştığımız gün ortak bir arkadaşımız sayesinde ve tesadüfen herhangi bir şey olsun diye değil tanıştık. Ayarlanmış tanıştırmalar evet, olur ya belli bir yaştan sonra. Bir şey hani, bu çocuk çok tatlı, bu kız da öyle. Bunlar birbirlerine çok uyuyor. Hani bir araya gelsinler. Öyle bir hikayemiz yok. Öyle anlatabileceğimiz romantik bir hikaye yok. Tam tersine. Benim kızımın lise sınavı zamanına denk geldi. Bir yani benimle tanışılabilecek en yanlış zaman olabilir. Patladık biliyorsunuz o sınavlarda ki bu sene daha bile kötüydü velilerin durumu. Hani ben böyle o veli stresinde merhaba Volkan falan deyip böyle hani arkadaşımın arkadaşı üzerinden 44 saat ama bak bu bir şey olabilir. İlk gün değil ama o. İlk gün değil evet. İlk gün böyle dumanlar çıkarak işte Covid'in kayıt süreci, neler yaşadılar, sınav süreci. Çünkü hani çocuk kadar kendisi de stres yaşamış. Biz ondan birkaç bayram girdi araya. Ondan birkaç gün sonra böyle gene bahsettiğimiz ortak arkadaşımızla buradan selam olsun Merve'ye de. bir İğneada'ya gidelim dedik. İğneada dönüşünde gece yarısı böyle biz bir muhabbet etmeye başladık. Hayata dair sohbet ettik. Yani 26 saat aralıksız gerçekten gün döndürdük. İkinci gecenin sonunda. Hani evet ya aynı insan. Bu şekilde bulduk yani birbirimizi. Sevinç Erbulak tiyatro sezonuna Eylül'de başlayacaklarını da sözlerine ekledi. İnşallah Eylül'de açıyoruz. Hem kapalı hem açıklarla açıyoruz. Bu soruyu da çok seviyorum. Çünkü tabii ki unuttuk yani. Hani ev işi yapmaktan ara ara böyle kendimi hatırlatmaya çalışıyorum. Ben bir şeye sevdalıydım. Ben ne yapıyordum diyorum yani. İnşallah biz geçen sene bir açtık Ekim ayında. Fakat tabii işimizin tabiatı gereği hemen yayılıyor. Yani ekipte bir kişi bile temaslı pandemi yani korona olmasına bile gerek yok. Yani temaslı bile olduğu anda oyun otomatik olarak kalkıyor. Şimdi biraz daha gönüller rahat, biraz daha içler ferah. Çünkü hani aşı meselesi ve o sürü bağışıklığı yani bir de böyle hissetmek istiyoruz bilmiyorum. Özellikle benim iş kolumda komün halde yapılan. İnşallah Eylül'de şehir tiyatrosu perdelerini hem kapalı hem açık salonlarında açıyor. Çok teşekkür ederim efendim. Hayırlı olsun diyelim düğünde. Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkürler. Ağzınıza sağlık. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun.